Tabii bu Türksüzleştirme politikası önemli bir terimdir. Bu sadece Irak Türkleri üzerine değil, dünya Türkleri üzerine uygulanmaktadır. Bu da herkesin görevidir, bu gibi bir konunun üzerine durmak ve buna nasıl direnip ve Türk varlığını nasıl her yerde koruyup sadece bağımsız olan Türk devletlerine değil, esarette yaşayan Türklerin Türksüzleştirme politikasının karşısında nasıl bir hukuki bir şekilde çalışmak lazımdır. Uluslararası taraflara nasıl onu anlatmak lazımdır? Bu bütün bağımsız olan Türk devletlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının ve medya yayın organlarının ve siyasetçilerinin herkesin görevidir. Irak Türkmenlerinin yaşayış bölgeleri toplu bir şekilde olan çoğunluğu teşkil eden bölgeler bir Irak'ın içinde üçlük etnik bir gruplar vardır. İşte Araplar var, Türkmenler var, Kürtler var ve diğer azınlıklar da var. Hristiyanlar, Ezidiler, Şebekler farklı bir şekilde. Güney Irak'ta Araplar, Şii Araplar bulunmaktadırlar. Diğer batı taraflarında ise Sünni Araplar orada. Orta merkezde ise Türkmenlerdir. Kuzeyde ise Kürtlerdir. Türkmenlerin oluşum ve yaşam yerleri Sünni Araplarla Kürtlerin arasında olan bir coğrafyadır. Bu da Türkmeneli bölgesidir, Türkmeneli coğrafyasıdır. Telafer, Musul, Kerkük, Erbil, Kifri, Tuz Hurması, Tavuk, Amirli, Diyala. Bu bir Türkmen bölgeleridir ki Türkmeneli bölgesi onlara söylenilir. Türkmenlerin varlığı müteakip yıllar içinde bir asimile politikasına maruz kalmışlardır. Özellikle 1920'lerden ta şimdiye kadar. Bu asimile politikası olmasına ilaveten ama Türkler, Türkmenler kendilerini, örfü adetlerini, dillerini, şiir, edebiyat, felsefe, folklor, tarih, sosyal hayatta kendilerini korumuş halde oldular. Ağır şartlar altında olmalarına ilaveten katliamlar olmalarına ilaveten 1924'te Ermeni katliamı yaşanıyor. 1959'da Kerkük katliamı yaşanıyor. 1980 senesinde liderler ve Türkmen Kurtuluş Ordusu mensupları idam ediliyor. Bugünleri tesadüf eden 1989 Temmuz tarihinde idam edildiler. Artı onun yanında 1991 Körfez Savaşı'nda da Altın Köprü katliamı gerçekleşiyor. Bu katliamlar devam etmektedirler maalesef. Hatta 2003'ten sonra Saddam gittikten de sonra yeni bir sistem gelmesine ilaveten muhtelif tarafların, DAEŞ'in, Kaide'nin, diğer tarafların patlama ve siyasi çekişmeler neticesinde Türkmen bölgelerinde bir türlü asimile politikalar yaşanmaktadır. Bunlar olmasına ilaveten yine de Türkler kendi dillerini, örfü adetlerini, edebiyatlarını, siyasetlerini, sosyal hayatlarını korumaktadırlar. Kerkük 2003'ten sonra yeni bir sistem, federal bir sistemi gibi bir hükümet kuruldu Kerkük'te. Bu hükümet 2003 tarihinden 2017 tarihine kadar orada bir idari bir sistem varidir. Mahalli bir hükümet varidir. Bu mahalli hükümette Türkmenler, Araplar, Kürtler orayı yönetmektediler. Maalesef bu Kürtleştirme politikası 2003'ten sonra Kerkük'te başladı. Tapu dairelerinin yaktırmak ve mülkiyetleri değiştirmek politikası Kürtler tarafından oldu. 2003'ten de Araplar tarafından oldu. Yani bir Araplaştırma politikası 2003'ten sonra bir Kürtleştirme politikası 2003'ten sonra gerçekleşti. Buna ilaveten Türkmenler direndiler ve 2003'ten 2017 tarihine kadar Kerkük'te yerel bir yönetim var idi. Yerel yönetim referandum meselesinde iptal edildi ve Kuzey Irak'taki Kürtlerin kararını reddederek ve o hükümet de feshedildi o zamandan, Kerkük'teki mahalli hükümet. Şimdi Kerkük'teki mahalli hükümet birkaç yıldır sadece daire yani hükümet kamu şeyleri tarafından yönetilmektedir. Bunun yanında da bir vali ve vali yardımcısı vardır. Tabii burada yeni bir
sistem kurulması lazımdır. O da yeni mahalli hükümet kurulması lazımdır. Yeni mahalli hükümet kurulması için önümüzdeki bir seçimler olacaktır. Kerkük Vilayet Meclisi seçimleri. O çok önemli bir meseledir. Ona karşı Türkmenler hazırlık olmaları lazımdır. Özellikle de biz bir milletvekili olarak 4 dönem milletvekiliyim. Ben 2010 tarihinden şimdiye kadar hem Türkmen Cephesi'nin başkanlığını yaptım hem de bir milletvekili olarak onu halkımıza bakınız bu seçim önemli bir seçimdir. Çünkü Kerkük'ün geleceğini vilayet meclisi karar verir. Anayasaya göre vilayet meclisinin kararıyla Kerkük'ün geleceği ne olur ne olmaz ona karar verir. O yüzden bu yılın sonunda gerçekleşen seçimlerde Türkmenlerin en üst şekilde yer almalarını isteriz ve seçimlerde iyi sonuçların getirilmesini herkes seferber olması lazımdır. Tabii yapılan demografik değiştirilmeler neticesinde ve Türkmenlerin nüfus gelirimi neticesinde, azaltma neticesinde, Araplaştırma ve Kürtleştirme politikasında kesinlikle Türkmenlerin sayıları az çıkabilir. Ama burada ne kadar az çıkarsa da bile koalisyon hükümeti kurulabilir Kerkük'te. Hiçbir taraf ne Kürtler, ne Araplar, ne Türkmenler kendi başlarına hükümeti kurabilmezler. Demek ki orada bir koalisyon hükümeti kurulacaktır. O kurulan koalisyon hükümetinde Türkmenler nasıl bir strateji uygulayacaklar ta ki yerel hükümetin içinde vali yardımcısı, vali meclis başkanı da görevler nasıl alınır? O da Türkmenler için önemli bir meseledir. Yani malumdur ki eğer Türkmenler 1920'lerden Osmanlı bu bölgeleri terk etmesinden sonra da yine de Türkmenler kendi dillerini, örf adetlerini, sosyal hayatlarını, aşiret yapısını, siyasi yaşam tarzını, edebiyatını, şiirini, felsefesini koruyabildiler. O yüzden de şu anda da yani Türkçe konuşmak herkesin yanında çok normaldir. Herkes de konuşabilir. Başka milletler bile, Araplar, Kürtler bile Türkçe'yi de bilirler. Türkçe lisanında konuşurlar çoğunluktan dolayı. Ama nasıl koruyabiliriz? Bu sadece Irak Türkmenleriyle bitmez. Dış Türkleriyle açılmamız lazımdır. Bugün bir Kırım Türk'ü, Kerkük'teki bir Türk'ü bilmesi kimdir? Balkan'daki bir Türk, Kerkük Türk'ünün kim olduğunu bilmesi lazımdır. Doğu Türkistan'daki birisi bilmesi lazımdır. Bilmukabil biz de onları bilmek lazımdır. Bunları korumak ortak kültürle, ortak çalışmalarla, ortak adımlarla olabilir. Ben her zaman bunu söylerim. Türk dünyasından bir parçayız. Bu Türk dünyasından kesilmemek için sınırlar uzak olabilir birbirinden ama gönüller birbirine hiçbir zaman uzak olmaz. Gönüller birbirine yakındır. Gönüllerin sınırı yoktur. Gönül damarlarımız, kan damarlarımız birbiriyle direkt bağlıdır. Sınırlar uzak iseler de. Ben tekrar bunu söylerim. Kültürümüzle birleşebiliriz. Yani şimdi herkesin bir yaşam coğrafyası vardır. O yaşam coğrafyası 100 yılın içinde o bölgeler demografisinin değiştirilmesi. Biz de bir milli mefkuraya sahip olan, bir Türk Turan fikrine sahip olan, biz bir nerede bir Türk var ise o bizim toprağımızdır felsefesiyle büyümüşüz. Ve herkese ona davet ederiz. Malumdur ki biz o coğrafyaya işaret ettiğimizde aşırı bir terim değil ama sadece yaşam bölgelerimizin olduğunu ve gelen nesillere de söylüyoruz ki 100 yıl arkada kaldı. Artık gelen 100 yılsın senin de bir stratejin olması lazımdır. O da gelen nesillere kalır. Bunu nasıl gerçekleştirirler onlara kalır. İnşallah bizim haritamız Türkmen coğrafyası olsun, eğer Suriye coğrafyası olsun, hatta bile İran'daki Türkler de Tebriz'de var, Urumiye'de var. Bu bölge Orta Doğu'nun Türklerini unutmamak lazımdır. Dünya Türk'ü, Orta Doğu'daki Türkmenleri unutmamak lazımdır. Kırım Türklerinin nasıl stratejik bir coğrafyaları var ise, nasıl hassas bir yerde Türkler orada var ise orayı terk etmemek lazımdır. O Türk'ün güvenliğidir. Kırım, Kerkük, Türkiye'nin, Türk devletlerinin güvenliğidir. Onu herkes bilmesi lazımdır. Biz arazilerle ilgili olan maalesef Saddam öncesi araziler Türkmenlerin elinden alınıp Araplara verilmiştir. Ama 2003'ten sonra hem Araplar hem Kürtler bunun üzerinde daha çok ciddi bir şekilde Türkmenlerin arazilerinin üzerine el konulsun adımları atıldı. Biz bu işin hukuki boyuttan çözülmesi için çok müracaatlerde bulunduk. Maalesef sonuç getirilmedi.
Özellikle bu yerler tekrar herkesin sahibine dönmesi lazımdır. Uygulanan politika şu an kimin hatalı adımlar uygulanmaktadır. Bu da Türkmenleri mutlaka bir yerde farklı tepkilerle karşılaşabilir. Merkezi hükümet ve diğer o arazinin üzerine el konulanlar. Ben buradan da tekrar Araplara söylüyoruz ki siz eğer Türkmenlerin müttefikleriyseniz artık 40 yıldır, 50 yıldır o illeri, o yerleri siz ekip biçiyorsunuz. Artık terk edin sahibine. Kendi sahibi Türkmenlerdir, Türklerdir. Onları döndürmek lazımdır. Bu iş öyle giderse bence bölgede kavga çıkabilir. Herkes de bunu istemez. Yani bu hayal bunları kesinlikle daha çok zarar verecek kendilerine. Özellikle de referandum konusunun iptalından sonra Irak parlamentonun aldığı karar, bu referandum şer'i değil ve bunun neticesi de yoktur. Hiç kimse de ona itiraf etmedi. Ben de o kadar söyleyeceğim Kuzey Irak yönetimine. Sen kendi evini içeriden koru, dışarıdakileri karışma. Önceden Kuzey Irak'ta şu anda 3 eyalet sistemi görünmektedir. Bir KDP Barzani eyaleti sistemi görünmektedir. 2 Talabani eyaleti sistemi görünmektedir. 3 İslami taraflar Halepçe İran sınırına yakın 3. eyalet görünmektedir. Bir eyaletten 3'e bölünen bir Kuzey Irak Kerkük'ten vazgeçmesi lazımdır. Yoksa elindeki bölgeleri de elinden gidecektir. Önceden de o referandumla ilgili konuda işte dediler ki parmağlarımızı Irak'ın içine ve Kerkük'ün içine uzatırız. Ama o parmağlar kesildi. O parmağlar artık Kerkük'ten uzak durmak mecburiyetindediler. Türkçe dili ise anayasaya göre, Irak anayasasına göre Türkçe dili resmi bir dildir. Irak anayasasına göre ve diller yasasına göre çoğunluğu teşkil eden bölgelerde yani Kerkük, Tuz Hurmatı gibi, Telafer gibi bölgelerde Türkçe dili resmi bir dildir. Diller yasası bunu Irak parlamentosundan çıkarttığımız bir karardır. O karar neticesinde de şu anda bizim yüzlerce, onlarca okullarımız vardır. Çocuklarımız kendi dilleriyle kendi eğitimlerini görmektedirler. Biz tekrar bunu söylüyoruz ki o bizim doğal bir hakkımızdır. O doğal hakkı hiç kimse dokunmaması lazımdır. Maalesef geçenlerde bir tatsızlık yaşandı merkezi hükümet tarafından. Bakanlar Kurulu tarafından bir komisyonun gelişinde işte Kerkük'te Türkmence resmi dil değil tepkisini bizden gördükten sonra başbakan kararını geri adım alarak bu bir hukuki bir meseledir. Bu Türkmenlerin varlığıdır. Geri adım aldılar. Ben onu söylerim. Bir milletin direniş ruhu var ise karşısına diz çöktürebilir. Esareti kabul etmiş olursa her şeyi kabul etmiş olur. O da bize yakışmaz hiçbir zaman. Türk dünyasına buradan bir Iraklı Türk olarak kendi sadece bir Kerkük mesele değil, bütün Türk dünyasının varlığı bizim için önemlidir. Irak'taki Türkler dünya Türk'ünün bir parçasıdır. Devletler, Türk devletleri de, bağımsız olan Türk devletleri de Suriye, Irak, İran, Orta Doğu'da, Filistin, Gazze'de bile Türkmenler var, Lübnan'da bile Türkmenler var. Orta Doğu'nun Türkmenlerini unutmamaları lazımdır. O yüzden tekrar devletlere, genel sekreterlerine söylüyoruz. Siz beraber Türk varlığını beraber kaldırmak isterseniz, korumak isterseniz diğer bağımsız Türk devletlerinin haricinde olan Türkleri de koruyun. Tabii Doğu Türkistan orada maruz kalan işkencelere bize geliyor bu sıkıntılar. Orada 100 milyona yakın bizim Müslüman Türklerimiz vardır, Uygur Türklerimiz vardır Doğu Türkistan'da. Bunun üzerlerinde uygulanan Çin tarafından insan haklarına aykırı olan bir meseledir. Bunu da sivil toplum kuruluşları, dünya Türkleri dile getirmesi lazımdır. Özellikle Avrupa Birliği'nde ve Uluslararası Parlamenterler Birliği'nde Çin hükümetinin yaptığı adımları kesinlikle herkes ses çıkarması lazımdır. Politika olabilir ama eninde sonunda devletler bunu politikaları yaparlar, hükümetler politikanı yaparlar ama sivil toplum kuruluşlar bu politikayı daha çok yumuşak bir şekilde herkesi dinletmeleri, göstermeleri lazımdır. Kırım'a gelince Kırım, Kerkük, Türk dünyasının güvenlik bölgesidir. Kerkük'le Kırım'ı birbiriyle beraber bağlayabiliriz. O güvenlik noktası hem Türkiye'nin, hem Karadeniz'in, hem Akdeniz'in, hem Mavi Hilal'ın, hem Türkmenili coğrafyasının, Orta Doğu'nun
en önemli taşıdığı noktalardır. O yüzden ben söylerim, Kırım'daki Türklerimizin varlığını devam ettirmek için herkes oraya seferber olması lazımdır. Ben Sayın Mustafa Cemil Bey'le sürekli konuşuyorum ve onu da buradan tebrik ediyorum. Onun da cihadı, onun da attığı adımlar önemlidir. Birbirimizle güçlüyüz.